öncelikle hepimizin başı sağ olun. Bugün Derik'teyiz. Sayın Genel Başkanımız dün akşam olay işitir işitmez bizi aradı. Ben ve Adıyaman milletvekilimizi aradı. Bölge milletvekili olarak hemen bölgeye intikal edin. Onun görevlendirmesiyle biz bugün Derik'teyiz. Tabii ki Derik'te çok büyük bir acı var. 20 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir sürü 25'ten fazla hastanede yatan vatandaşlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Biz bu işin takipçisi olacağız. Çünkü bu yolda sabahleyin incelediğimizde yukarıda gelen günlük 150-200 Türk Cengiz Oldig'in arabaları geçiyor. Bu arabalar döneyim bir araba burada kaza yaparken 3 tane vatandaşımızı çarpmış. İnsanlar o vatandaşların üzerine kaçarken yarım saat arayla diğer tür yukarıdan geliyor ve bu bütün olaylar yapılıp vatandaşlarımız yapıp gidiyor, ezilip gidiyor. Ama orada bir yarım saatlik bir şey var. Orada eğer yarım saatten önce orada bir önlem alınmış olsaydı belki bu vatandaşlarımız hepsi yolda olmazdı. Bu kaza da bu şekilde olmazdı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel merkeze, genel başkanımıza ben ve Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Bey bunu genel başkana götüreceğiz, raporlayacağız. Bundan sonra da bunu Derik takipçisi olacağız. Çünkü bu yol bir çevre yolu olmadığı müddetçe günlük 200-300 araba, büyük araba kaldıracak bir yol değildir. Burada 4 tane okul varmış, bu kadar çoluk var. Gerçekten çok vahim bir olaydı. Ben tekrar Sayın Genel Başkanımızın bir daha bizi görevlendirmesiyle bölgeden ayrılmayacağız. Ve gerekeni de Genel Başkanımıza iletip alan izniyle Cumhuriyet Halk Partisi bu işin üstünden gelecek. Teşekkür ederim. Evet, dün İl Başkanımız, Şanlıurfa Milletvekilimizle birlikte dün feci kazanın yaşandığı, onlarca yurttaşımızın hayatını kaybettiği olay mahallindeyiz. Trafik kazası burada gerçekleşti ve o korkunç tablo, o korkunç manzara burada kaydedildi. Buradan biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak tüm Mardin halkına başsağlık diliyoruz, tüm Türkiye halkına, tüm milletimize başsağlık diliyoruz. Hastanede dışarıdan tedavisi devam eden bütün yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler sahada bu olayı bütün ayrıntılarıyla da inceleyeceğiz. Genel merkezimizin ve genel başkanımızın talimatları doğrultusunda bu olayı bütün ayrıntılarıyla inceleyip raporlaştıracağız. Biz buradan adli kolluğa ve adli makamlara şu çağrı yapıyoruz. Bu olayın bütün ayrıntılarıyla incelenmesini, kusuru, ihmali olanlar varsa haklarına gerekli işlemleri yapılmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız ve dün Gaziantep'te de aynı şekilde bir olay yaşandı. Gaziantep'te de hayatını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara da, onların yakınlarına da başsağlık diliyoruz, sabırlar diliyoruz, yaralılara da acı şifalar diliyoruz. Bugün buradayız, cenaze törenlerine katılacağız. Yaralıları hastanelerde ziyaret edeceğiz ve ilgili kurumlardan bilgileri aldığımızda da onları kamuoyuyla paylaşacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrar sabırlar.